İşbirliği'nde Hollanda'da düzenlenecek Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı hakkında bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Projemiz hem Afyon'umuza hem de Türkiye sağlık sektörlerimize hayırlara vesile olur. Efendim malumunuz son yıllarda sağlık turizmi bütün dünyada zaten konuşulan, tartışılan konu başlıklarından birisiyken ülkemizde de organize olarak çok önemli bir konu başlığı olarak gündemimizde yer etti. Birbirinden değerli, birbirinden kaliteli sağlık kuruluşlarımız, aynı zamanda da termal tesislerimiz, dünya çapında da verdikleri tedavinin hizmeti, hizmet kalitesi ve tesis kalitesiyle de her geçen gün kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Bu noktada da bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir diye baktığımızda ağırlıklı olarak tesislerimiz, kliniklerimiz ve hastanelerimiz kendi çalışma grupları üzerinden dünyanın dört bir tarafında hedefledikleri coğrafyalara yönelik tanıtım çalışmaları yürütüyorlar. Bunların içerisinde de özellikle yakın coğrafyadaki ülkelerden hatır sayılır sayıda da hastamız ülkemizde misafir edilmeye başlandı. Saç ekim merkezlerinin bu alanda ağırlıklı çalışmalarının ardından yavaş yavaş baktığımızda da medikal estetik dediğimiz alanda ve kısmen de olsa organ nakli gibi önemli kayda değer konularda da yurt dışından sağlık turizmi kapsamında hastalar ülkemize teveccüh göstermeye başladılar. Bu noktada ülkemizin sağlık turizmi gelirlerinin daha da arttırılabilmesi, daha yukarı seviyelere çıkartılabilmesi için de devletimiz de çeşitli bu konuyla alakalı kendi organizasyonun içerisinde bir takım değişiklikler yapmaya başladı. İşte bunlardan ilki Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Turizmi, Uluslararası Sağlık AŞ, USAŞ'ın kuruluşunu gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerine yurt dışından daha fazla yabancı hasta getirebilmeye yönelik çalışmalar yürütürken, Ticaret Bakanlığı bünyesinde de Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un vizyoner yaklaşımıyla da yepyeni bir organizasyon şeması oluştu. Uluslararası arenada hizmet sektörünün daha da fazla teşvik edilebilmesini sağlamak üzere de Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ve onun altında da Genel Müdür Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıkları oluşturuldu. Devletimizin bu konuda çalışmalar yürütürken de en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de sağlık turizminin geliştirilmesi oldu. Bu noktada da yine yakinen takip sizler de zaten takip ediyorsunuzdur. Daha fazla yabancı hastanın Türkiye'ye getirilebilmesine yönelik de yeni bir teşvik mekanizması geliştirildi. Bu noktada komplikasyon sigortasından tedavi maksatlı Türkiye'ye gelen hastaların uçak biletlerinin sübvansiyonuna, yine sağlık turizmi acentelerine verilen komisyonların sübvansiyonuna kadar pek çok kalemde de Ticaret Bakanlığı önemli teşvikler ve destekler bu noktada sunmaya başladı. Yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde daha önce sağlık üzerine çalışan sağlık sektör meclisimiz, sağlık kurumları sektör meclisimiz var iken geçtiğimiz yıl itibariyle de bir yeni sektör meclisi daha oluşturuldu. Uluslararası sağlık turizmine yönelik sektör meclisimiz de faaliyete geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını bu sektör meclisinin uhdesinde yürütmeye çalışıyor. Bizler de tam bu noktada Türkiye fuarcılık sektörü olarak bu sağlık turizminin geliştirilmesine, daha fazla yabancı hastanın Türkiye'ye getirilmesine yönelik nasıl bir organizasyon yaparız diye sektör temsilcileri olarak kafa yorarken bu kafa yorma meselesi, istişare meselesini çok daha anlamlı bir boyuta getirdik ve 2022 yılının içerisinde, bu yılın içerisinde Hollanda'da bir sağlık turizmi üzerine bir fuar organize etmeye geçtiğimiz yılın ortalarında karar verdik. Bu fuarı da daha önce yine sağlık turizmi üzerine önemli çalışmalar yürütmüş olan GoFairs adlı kuruluşla işbirliği içerisinde gerçekleştirdik. Öncelikle biraz sonra anlatacağım fuarın düzenlenmesinde niçin Hollanda'yı tercih ettiğimizi öncelikle size kısaca bir özetlemek istiyorum. Hollanda malumunuz Avrupa'nın ticaret merkezi konumunda. Rotterdam Limanı Avrupa'nın en önemli limanlarından bir tanesi ve Avrupa'nın pek çok lojistik merkezine de dağıtımı yapan en önemli destinasyonlarından biri. Yine Hollanda pek çok ülkeden
çok sayıda insanı kendi içinde barındıran çok fazla göç almış bir ülke. Hem coğrafi olarak merkezi konumda hem de Türkiye ile de ticari ilişkiler bakımından çok önemli ilişkiler olan bir ülke. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne doğrudan yabancı yatırımcıların ülkelerine göre tasnif edildiğinde Türkiye'den doğrudan yabancı yatırım yapan miktar bakımından da dolar cinsinden de en yüksek yatırımı olan ülke Hollanda. Birinci sırada geliyor. 500 binin üzerinde de Türk kökenli nüfus Hollanda'da vatandaşlık almış, vatandaş veya çifte vatandaş olmak suretiyle de Hollanda'da yaşamlarını sürdürüyorlar. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla da Hollanda'da yaşayan Türk nüfus müreffehlik bakımından da diğer ülkelerdeki müreffehlik seviyesinin bir kademe üzerinde, yani en müreffeh yaşamın sürdüğü ülkelerin Avrupa'da başında geliyor. Bunun yanı sıra Hollanda'da Türkiye algısı yüksek. Hollanda'nın Türkiye'de iş yaptığı kuruluşların da gerçekten yüz artıcı işlere vesile olması nedeniyle de Türkiye imajının da yüksek olduğu bir ülke. Aynı zamanda da 500 binin üstündeki Türk nüfusun içerisinde de önemli oranda iş adamı ve iş kadını da Hollanda'da ülkemizin yüzünü artıcı, gerçekten çok takdire şayan, kayda değer ticari çabalarında içerisinde. Biz bundan, bu noktadan yola çıkarak Ticaret Bakanlığı'nın da Hollanda'yı sağlık turizminde hedef ülke olarak belirlemiş olması da bize ayrı bir motivasyon kattı ve sağlık turizmini geliştirebilmemiz için Hollanda'da düzenleyeceğimiz bir fuarın ülkemize ciddi katkılar sağlayacağından cihetle Hollanda'da 20-21 Mayıs 2022 tarihlerinde Amsterdam Health Tourism Expo adı altında Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı'nın düzenlenmesi çalışmalarına başladık. Fuarımızı değerli dostlar Amsterdam'da Postillon Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz. Postillon Otel ve Kongre Merkezi'nin özelliği şu: Amsterdam'da bulunan Schiphol Uluslararası Havalimanı'na fuarı düzenleyeceğimiz lokasyon 15 dakika mesafede. Aynı zamanda da bu fuarı düzenleyeceğimiz kongre merkezinin hemen bitişiğinde bulunan metro istasyonu da Amsterdam Dam Meydanı dediğimiz şehrin göbeğine 10 dakika içerisinde metro vasıtasıyla da ulaşım sağlayabilmemize vesile oluyor. Aynı zamanda da çevre yollarının hemen çıkış noktasında bulunuyor olması nedeniyle de karayoluyla Amsterdam'a gelecek misafirlerimizin şehrin kargacasına, trafiğine girmeden çok rahat otele, kongre merkezine varabilme imkanı var. Şehir merkezinden geleceklerin 10 dakikalık bir metro yolculuğuyla kongremize, fuarımıza katılabilme imkanı var. Yurt dışından gelen misafirlerimiz ve katılımcılarımız da Schiphol Havalimanı'na inmesi itibariyle 15 dakika içerisinde bizim kongre merkezimize ve otelimize ulaşabilecek durumdalar. Fuarın düzenleneceği kongre merkezi ile fuarın resmi oteli birbiriyle yan yana mesafedeler. Yani kongre merkezinden çıktıktan bir dakika sonra otelin içerisine giriş yapabileceğiniz bir kompleksin içerisindeler. Otel yeni bir otel, kongre merkezi de yeni bir kongre merkezi. Dolayısıyla fuara katılımcı olmak maksatlı konaklayan misafirlerimizin de gerçekten rahat edebilecekleri ve iş görüşmelerini rahatlıkla yapabilecekleri bir altyapıya sahip. %15 bir uçak teşviğinden bahsetmiştiniz. Bu realde var mı? Bu eğer sağlık turizmi adı altından var mı? Çünkü termaller olarak gidersek biz tam olarak sağlık turizmi olarak geçemiyoruz. Akreditasyonla alakalı konumuz var orada. Bununla alakalı. Fuar boyunca orada bulunacağından dolayı bunun, bu teşvik mekanizmasının daha etkin yürütülebilmesine yönelik her türlü önerimizi de orada istişare edebileceğimiz de bir ekosistem orada oluşuyor olacak inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Gurbetçiler için söylemiş olduğunuz sağlık komplikasyon sigortası. Bu özellikle hani yurt dışı sigorta şirketi tarafından mı yapılıyor yoksa Türkiye'deki sigorta şirketleri için, yani SGK mı karşılıyor? Yani Ticaret Bakanlığı bunu koordine ediyor. Doyurucu bir bilgiyi de sizinle inşallah toplantı sonrasında iletişim bilgilerinizi alalım. Oradaki yöneticiyle sizin bu konuyu da daha net bilgilenmenizi sağlayalım. Ben bu komplikasyon sigortasından bahsederken şunun mesajını özellikle vermek istedim. Geçmiş yıllarda olmayan çok ciddi teşvikler var Türkiye'ye sağlık turisti getirebilmemiz açısından. Uçak bileti teşviği, sigorta teşviği, aracı kuruluş teşviği.
bunun da daha da geliştirilebilmesine yönelik de ilgili kamu otoritesi de bir çalışma içerisinde. Bu noktada da ben sizin önerinize Afyon'da yaptığımız toplantıda böyle de bir öneri geldi. Bunu da dikkate almanız yararlı olur şeklinde bu çalışmayı yürüten kamu otoritesindeki dostlarımızla paylaşacağım burada. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tanıtım farklı farklı destinasyonlarla ilgili. Afyon, Karahisar, bu tanıtımdaki konumlandırmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Destinasyonun tanıtımı noktasında biz öncelikle şu anda kurum ve kuruluşlarımızın bu iki gün boyunca birebir iş bağlantıları kurabilmelerine yönelik olarak çalışmayı önceliklendirdik. Dolayısıyla bir destinasyonun genel olarak tanıtımı konusunda Ticaret Odası Başkanımızla ayrıca toplantı sonrasında istişare edip kendilerine de çeşitli önerilerimiz var. Sayın Başkanımıza arz edeceğim. Yabancı sigortaların hiçbirisi acil durumlar haricinde ve bazı çok özel durumlar haricinde karşılamıyor. Ama bununla ilgili yani uzun vadeli beklentilerimiz var. En azından fizik tedaviyle ilgili. Bizler de yani hastaneler de aslında orada otellerden farklı bir şey yapmış olmayacağız. Yani biz de kendimizi tanıtıp oradan gelebilecek olan kişiler hem sivil toplum örgütleri hem bireysel kişiler hem de biz oradaki kuruluşlarla tekrar bir kendimizi hatırlatmak ve ilişki ağımızı genişletmek amacında olacağız. Ama zaman içinde belki sigorta şirketlerinin Türkiye'den fizik tedavi hizmeti almasıyla ilgili bir şey olur da otellere öyle bir faydası olabilir. Aslında bu şey hastaneler için de çok farklı değil ama faydalı oldu. Çok faydalı olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Devletler arası yapılan konu başlıklarında bir madde olarak da olsa sağlık turizmi kapsamında işbirliği meseleleri gündem içerisinde bugüne kadar da küçük küçük yer almış. Ama ilk defa Türkiye'nin sağlık turizmindeki kapasitesiyle Türkiye'nin önde gelen kamu kurum nitelindeki meslek kuruluşları ve ilgili bakanlığıyla ilk defa komple sadece bu konu başlığının tartışılacağı bir zeminde toplantılar ve bir fuar organize ediliyor. Dolayısıyla katılımın gücü, kapsamın gücü ve temsil gücüyle bugüne kadar yürütülen müzakerelerin çok daha ötesinde sonuçlar alabileceğimiz inancı da bize bu biraz önce bahsettiğim kapsamdan bize güç katıyor. Dolayısıyla mutlaka burada daha farklı bir sayfa açılabilmesine de bu organizasyon vesile olacaktır. Sektör meclislerinin kuruluşunda yer almış. Şu anda da fuarcılık sektör meclis sektöründe başkanlık yapıyor. Hakikaten işin ehli. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu fuarın olacağını duyduğumuz zaman ben aradım. Ya bu şehrimiz için de çok önemli. Senin ağzından dinlerlerse çok memnun olurum dedim. O da kırmadı. Bütün bu birçok çünkü ünvanı üstünde barındırıyor. Geldi ilk ağızdan tabii ki anlatırım başkanım dedi, anlattı. Şimdi ben birçok bazı sorularınız oldu. Tabii Cihat Bey de cevap verdi. Ama ben bu fuarın ilimiz açısından hakikaten ilimizdeki sizin temsil ettiğiniz kuruluşlar açısından gerek hastaneler, gerek termal tesisler, gerek klinikler çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de biliyorum ki birçok şeyi zaman içerisinde halledemedik. Halletmemiz gereken Ünal Bey'in de dediği gibi birçok şey var daha. Ama ben bu fuarın bu konuda milat olacağını düşünenlerdenim. Çünkü bir kere Ticaret Bakanlığı'nın birçok desteği var. Fuar düzenleyen şirketin diğer destekleri var. Neredeyse cebinize para koyuyorlar gibi bir şey oluyor yani. Hem tanıtıyorsunuz, gerçi sonradan alınıyor ama neticede para almıyor. Çok daha önemlisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bu fuarı desteklemesi. Hiçbir zaman Odalar ve Borsalar Birliği eli boş dönecek bir şeyin içinde hiç olmamıştır. Dolayısıyla bundan dolayı çok milat olacağını düşünüyorum. Cihat Bey de bu işin en üstündeki kişi, yani işin ehli kurum ve kişilerin düzenlediği bir fuar. Ben çok ilimize katkı sağlayacağı için rica ettim. Onlar da anlattılar. Hakikaten
bu buhardan sonra belki birçok görüşmeler yapılacak, devletler bazında da, ilgili bakanlıkları bazında ve birçok şey yavaş yavaş çözülecek diye düşünüyorum. Bunun dışında da katılımınız sadece Mustafa Bey'in dediği gibi hiçbir şey elde edemeyeceğinizi daha iyi düşünseniz, neticede bütün ücreti karşılanan bir yerde sizin o havayı bu şirketlerin teneffüs etmesi, birçok görüşmeler yapması birçok şeye adım olacaktır diye düşünüyorum. Ve hepinizin katılmanızını ilimiz adına önemli olduğunu düşünenlerdenim. Öncelikle sizlere davet edip davetimize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sonrasında da Cihat Bey'e ricamızı kırmayıp buralara kadar gelip bu buharı kendi ağzından anlattığı için ayrıca teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii şimdi şunu da söyleyebiliriz. Gerek ticaret odamız aracılığıyla hem katkı sunmak isteyenlere hem de soruları olan varsa direkt bizle de sizle de temasa geçebilirler. Değil mi? Çok güzel. Başkanım. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Sağ olun.